Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni almış olduğum uygun fiyatlı, hatta bazı pahalı olan ürünlerin bayağı uygun fiyatlı olarak muadillerinden bahsedeceğim. Ve aynı zamanda da uygulamalı olarak göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar, öncelikle daha önce çekmiş olduğum bitenler videomda, buraya hemen koyacağım. Bitenler videomda şöyle bir şey fark ettim. Sürekli aynı ürünleri kullanıyormuşum. Bundan dolayı artık dedim değişik bir ürünler kullanayım. Hem de bunları sizlerle deneyimlerimi paylaşayım. İlk olarak şöyle Simple'ın yüzük ama jelini aldım. Aynı zamanda da peelingini aldım Simple'ın. Şöyle Simple yaklaşık olarak 3 yıldır falan Türkiye'de. Ama benim ilk defa deneme şansım oldu ve gerçekten de çok merak ediyordum. Bu şekilde deneyimleme fırsatı buldum. Aynı zamanda gerçekten fiyatı çok uygunmuş yani. Şöyle söyleyebilirim, bu 20 liraydı, bu da 18 lira gibi bir fiyattı. Zaten ben almış olduğum bu videoda kullanmış olduğum bütün ürünleri aşağıda bir link bırakacağım. Oradaki linkten hepsine ulaşım sağlayabileceksiniz. Bu yüzük ama jelinin üzerinde diyor ki %0 sert kimyasallar, %0 paraben, alkol, parfüm ve %0 renklendirici sabun diyor. Gerçekten öyle. Kokusu yok. Rengini de birazdan size hemen göstereceğim. Rengi de yok diyebiliriz. Aynı zamanda da İngiltere'nin birinci numarası diyorum. Şöyle arkadaşlar, özellikle bunu tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi hem fiyatın çok uygun olması hem de İngiltere'nin birinci numarada İngiltere'nin en çok tercih ettiği yüzük ama jeli olmasından kaynaklı olarak bunu kullanmayı tercih ettim. Ve bu cilt ürünlerini de neyle uygulayacağım? Tabii ki de Foreon'la. Hayır, Foreo değil bu. Foreo'nun fiyatı oldukça yüksek. Son zamanlarda, yani yaklaşık bir yıl kadardır sürekli reklamı dönmesine rağmen, hani bütçesi yüksek olan insanların genellikle kullanıp alabileceği ürün olduğunu düşünüyorum. Ve bunların birçok muadilleri çıktı biliyorsunuz. Ben de Trendyol'da en fazla yıldız alan bu ürünü aldım. Şimdi buna yüzük ama makinesi mi denir? Yüzük ama neyi deniyor tam olarak bilmiyorum şu anda. Şöyle, bu da arkasında bir şarj aleti yeri var. Zaten şarj kablosuyla birlikte geliyor size. Bunun fiyatı da ne kadardı? 25 lira mı? Öyle bir şey. Gayet ucuz. Ve bence işimiz de gayet göreceğini düşünüyorum. Şöyle, bu orta kısma basıp açıyorsunuz. Şu anda ses duyuluyor olabilirse de, çünkü bir sesi var. Titreşim sesi. Buradan arttırabiliyoruz ki şu anda bayağı fazla. Ben bu elim şey oldu, bu kadar fazla da kullanamam. Ben bunu genellikle azaltıp böyle orta seviyede veya az seviyede kullanmayı tercih ediyorum. Bu kısımlara gelecek olsak gerçekten çok yumuşaklar ve suya her şekilde dayanıklı. Zaten yüzümüzü yıkadıktan sonra böyle güzel bir şekilde bunu yıkıyorum ve bozulmuyor. Ben bu ürünleri yaklaşık olarak bir haftadır falan kullanıyorum. Size daha iyi deneyimlerimi aktarabilmek için belli bir süre kullanmayı bekledim, aktarmak için. Şimdi isterseniz hep birlikte bunları deneyelim. Bu arada peelingine de gelelim. Peelingi de bu arada bence yüzük ama jeli, İkisini kıyaslarsak peelingi çok daha başarılı. Benim şu kısımlarımda maalesef biraz sivilce izlerim, sivilcelerim artmış olduğu için ben her gün peeling kullanıyorum. Bu yüzden ikisini birlikte kullanıyorum. Şimdi size hep birlikte deneyimlerimi bahsedelim. Lütfen şu anki tipime çok fazla gülmeyin. Şimdi yüzümü biraz ısıtacağım. Biraz su koymuştum buraya. Aynı zamanda yüzük ama makinemi de ıslatıyorum. Şöyle biraz bundan dökelim. Bakın şu anda size rengini göstereceğim. Şöyle görüyor musunuz? Su gibi, hiçbir şekilde bir rengi yok. Kokusu da yok. Şöyle hemen onun da ben gösteriyorum size. Onun böyle beyaz bir rengi var. Ve gerçekten peelingten beklediğiniz her şeyi sizin için karşılayabilir. Çok güzel bir peeling. Peelingini gerçekten aşırı beğendim. Daha çok beğendiğimi söylemiştim. Şimdi kullanıma başlayabiliriz. Basıyorum.
Evet arkadaşlar, şimdi yüzümü yıkadım, geldim. Sizleri yıkadıktan sonraki hemen o hissi anlatmak istiyorum. Şöyle cildime dokunduğumda böyle yumuşacık bir his. Hani ben yüzük ama jellerini en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi, yüzümü tamamıyla temizlesin. Gerçekten temizliyor. Gerçekten arkasından çok yumuşak bir cilt bırakıyor ve aynı zamanda da cildimi hiçbir şekilde kurutmuyor. Yani bu çok önemli. Dr. Clinique'in bir ürünü. Şöyle, bunu acaba böyle eczanelerde satılan bir krem mi? Gerçekten bilmiyorum. Eğer aranızda bilen varsa ne olur söylesin. Çünkü yapısı tamamıyla öyle, kokusu öyle. Yani kesinlikle böyle eczaneden almış olduğumuz sağlıklı ilaç gibi, krem gibi öyle bir yapısı var. Ama ben Trendyol'da yine bunu satın almış olduğum için gerçekten bilmiyorum eczanelerde satılan bir krem mi. Bu kremde diyor ki cilt kusurlaştırıcısı. Benim de aynı, bence hepimizin cilt kusurlaştırıcı bir kreme ihtiyacımız var. Hiçbir şekilde abartmıyorum. Gerçekten ilk kullandığımda sivilcelerimi kuruttum. İlk kullandığım anda. Ama izlediğini geçirmeden. Ama şu anda işte bunlarla, simple ürünleriyle birlikte aldım bunu da. Ona bakarak aslında iyi sonuçlar verdim. Hani eğer sivilceleriniz varsa çok çabuk kurutacak ama hani böyle daha sivilce izi gibi problemleriniz varsa onları büyük ihtimalle daha uzun vadeli olarak iyileştiriyor. Ben yine bazı videolarımı size sıkıştırırım veya ben yine sonuçlarını Instagram'dan paylaşırım sizler için daha sonrasında da. O yüzden beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram kullanıcı adımı buraya yazıyorum. Şimdi bu kremi birazcık göstereyim. Bu arada bu kremi tercih etmemin nedeni de içinde neler bulunduğunu hemen bahsedeyim. İçinde C vitamini bulunmasından da kaynaklı olarak bunu tercih ettim. Hem de krem olmasıyla alakalı. Bir de gerçekten bu da böyle yıldızları, puanları gayet yüksekti Trendyol'da. Bunun fiyatı 45-50 lira civarındaydı. Ama zaten güzel bir nemlendirici olacaksınız. Gerçekten bu fiyatı gözden çıkarmanız gerekiyor. Ben de bu karantinalarımızın uzun sürdüğü günlerde cilt bakımına aşırı düştüm. Bence siz de bu evde bulunduğumuz zamanları bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi bunu da biraz sürelim ve size çok az küçük yapısını göstermek istiyorum. Bakın böyle beyaz bir yapısı var. Hani gerçekten tam kokusunda aslında güzel bir kokusu var ama yapısı tam olarak eczane kremi gibi. Ben bunu yine böyle özellikle bu kısmıma sürüyorum. Şu kısımlara. Böyle sivilcemin bulunduğu kısımlara bol bol sürüyorum. Nemlendiricimi sürdük. O zaman size bir muadil daha göstermek istiyorum. O da bu yeşim taşı. Bunu da ben yine Trendyol'dan aldım. Aynı link üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Fiyatı 15-20 lira gibi bir civarda. Gayet uygun. Bunu ben böyle nemlendiricimi sürdükten sonra kullanıyorum genellikle. Bazen bununla nemlendirici sürüyorlar ama o şekilde çok hoşuma gitmedi açıkçası. Nemlendiricimi sürüyorum. Daha sonra bu şekilde masaj yapıyorum. Bunu genellikle yatmadan önce kullanıyorum. Çünkü gündüz nemlendiricimi sürdükten sonra bunu açıkçası böyle kullanmaya çok vaktim olmuyor. O yüzden öncelikle böyle çenemi biraz geçiyorum. Bu arada çok küçük bir ipucundan bahsedeceğim. Bunu kullanırken sadece tek hareketlerle kullanacağız. Mesela şu an bu şekilde yapmayacağız şöyle. Eğer alırsanız size küçük bir ipucu. Bu şekilde. Aslında bunu kullanmak hem cildimizi masaj yapmış oluyoruz, kan dolaşımını hızlandırmış oluyoruz. Hem de aynı zamanda cildimizin yaşlanmasının önüne geçmiş oluyoruz. Hem daha önce sürdüğümüz kremin nemlendirmesine sebep oluyor kolay bir şekilde. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben en çok boynumla tercih ediyorum. Evet arkadaşlar, benim bahsedeceğim ürünler bunlardı. Daha fazla tüyo için beni takipte kalmayı unutmayın. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri video paylaşıyorum.
Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Altta Instagram adresini bulacağım. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan da bu şekilde küçük tüyolar paylaşıyorum. Bence kaçırmayın diyorum. Eğer öneriniz varsa, şu ürünü çok merak ediyorum, onu kullanır mısın, nasıl diye bu şekilde herhangi bir video önerisi varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Siz yorumlarda belirtin ki ben de sizin istediğiniz videoları çekeyim. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.